geldiniz Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ve bugün Masal Otobüsü'ne hoş geldiniz. Benim ismim Enis, Meddah Enis. Meddah hikayeler anlatan, masal anlatan kişiye denir. Hak, dostum hak. Huzur-i hazirun, cemiyeti irfan. Layindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın layinliğine, dinsizliğine lanet. Rahman'ın birliğine hamd-ı bir gayet. Bizi bugün izlemeye gelen değerli dostların ellerine gözlerine hürmet. Bize bu yolda ışık olan Mehmet Tahir İkiler hocamıza hürmet ederek başlayalım söze. Sözümüz değmesin a dostlar, nazara, göze. Hiç merak etmeyin, geleceğiz elbet hikayenin sonuna, yüze yüze. Meddah-ı Enis kulunuzun beyni önce tekerlemeye, sonra söze. Yanıldım. Bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhani dükkanda yatır. Kovsam o da düşmez şanıma. Ki vardır yine de çarşafsız yorganda yatır. Sevdi gitti eşek aldı pazardan. Ay. Evet eşek göze geldi çatladı nazardan. Eşek çıkarttı mezardan. Eşeğin aşkından ormanda yatır. Zamanı evvelde, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Herkes cirit oynarken eski harman içinde. Ben diyeyim şu ağaçtan, siz diyeyim bu yamaçtan. Uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı uçmaz mı gemiye kalmadı. Anam, benim anam beni doğuran düştü eşikten. Babam, benim kendi babam düştü deşikten. Biri kaptı maşayı, öbürü aldı kaşayı. Ben ne yaptım? Dolandım durdum dört köşeyi. Vay, ne köşe bu köşe? Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe güz köşesi, şu köşe de kış köşesi diye iki tekerleği üç yuvarlarken aşağıdan söküğün etmez mi Maraş Paşası? Hem ben bir sarıya bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim bizim mahallenin yumurcakları haşarı mı haşarı? Bir piske vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı. Bu öfkeyle minarenin birini belime koydum borudur diye. Kubbelerini dersen cebime koydum, darıdır diye. Abdurrahman Çelebi de bir çifte attı, hop! Geri dur diye. Ama ve lakin ben ne yaptım? Tuttum kuyruğuma, ileri diye. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, altı ayda bir güz gittim. Bir de dönüp baktım ki ne kadar yol gitmişim. Şu kadarcık bir arpa boyu kadar yol gitmişim. Neyse, var varanın sür sürenin, baykuşu çoktur hiranenin derken efendimin ağası, bir ayağımı baldıranlara atmayayım bu korudur diye, öbürünü de tutup denize atmayayım bu kıyıdır diye, kuruydum ıslandım, sel beni neyler, ıslandım kurudum, yel beni neyler, mangırım yok bulunmuyor, il beni neyler. Neyse, dostu düşmanı araladım, bedavadan bir kayık kiraladım. Fış fış kayıkçı, aman çabuk kayıkçı. Evde benim kedim var, miyav, mır. Bir yaramaz kedim var. Kedim etimi yerse, anam beni döverse, hay başıma, vay başıma. Bir devlet kuşu konsun şu benim ker başıma. Demeye kalmadı. Bir de gördüm ki, ne göreyim? Adıyla sanıyla, yeşiliyle alıyla, zümrüdü anka dedikleri değil mi? Arap atlağının zirvesinden süzüm süzüm süzülüm geliyor. Bakın be yahu, yüzü insan, gözleri ahu. Martaval değil, masaldır, masal bu. Babamın, o hani eşikten düşen babamın, hatırlıyorsunuz değil mi şu? 9 tane arısı vardı. Ya. 9 mu? 9 daha fazla olamaz tekerleme öyle. Siz de yapın arı sesi yapmayı bilen var mı arı? Peki. Oo, durduk. En baştan başlıyorum. Arısı vardı derken bızlıyoruz. Nasıl? Evet. Durduk. Babamın 9 arısı vardı.
Tamam, teşekkür ediyorum. Dünyalar başına dar. Sayar alırdı içeri, sayar bırakırdı dışarı. Ben de ona yardım ederdim az çok. Bir gün bir de baktım ki içlerinden biri yok. Gayrı unuttum yazı tozu. Çıkarttım bizim kümesten çil horozu. Horoz. Boynuna bağladım kıldan tasmayı. Gayrı ne yazı düşündüm ne kışı. Vara vara vardım güneşe, aya. Bir de baktım ki bizim arı... Bizim arı orada. Gayrı açtım ağzımı, yumdum gözümü. Bizim arıya bunu yapan adama. Sevgili arkadaşlar, ben bir masal dinledim. Nerede dinlediğimi merak ediyor musunuz? Şimdi size o dinlediğim yeri anlatacağım. Sonra da masala geçeceğim. Masalımızın adı Tın Tın Kapacık. Şehri İstanbul'un Taksim adı verilen muhitinde taksi adı verilen şoförlü, motorlu araçlarla günlük ekmek payesini kazanmak için insanlar çalışmaktadır. O taksilerden birinin içindeyim. Haydi kalkıyor, hop demeden kalkıyor, evet şimdi kalkıyor. Sarıya, sarıya, bir iki, haydi kalkıyor. Kemal abi, beni de geçerken hipodroma kadar bırakıver be abi. Aslasın sen be ya. İnsan hiç çoluğunun çocuğunun nafakasını at yarışına yatırır mı be ya? Yatırırsam yine onların istikbali umumiyesi için be Kemal abi. Dün gece rüya gördüm. Bir vurum farkla alıyoruz yarışı. Zengin oluyoruz be Kemal abi. Dile benden ne dilersen be Kemal abi. Aman hiçbir şey istemez. Geç hadi geç. Haydi kalkıyor. Hop demeden kalkıyor. Hemen şimdi kalkıyor. Sarıyer, sarıyer. Bir iki. Haydi kalkıyor. Oy 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 oy. İç yok buraya kadar sarıyer kadar da yürüyecek. Oy oy oy. Ne dedin sen anam babam hiçbir şey anlamadım. İnsan buradan sarıyere kadar nasıl yürür ya? Ya buradan sarıyere kadar yürünür mü? Geç hadi geç, senden para istemez. Geç. Haydi kalkıyor. Hop demeden kalkıyor. Hemen şimdi kalkıyor. Sarıyer, sarıyer. Bir iki. Deminden beri dinli oğlum. Sarıyer sarıyer kaldı orada olsun. Bir türlü kalmıyor. İnsanların acelesi mi olur? Aç bakayım şu kapıyı. Hiçbir hanımefendi araca böyle bindirilir. Haklısınız bayan. Haklısınız. Ben açayım size. Buyurun madem. Buyurun. Haydi kalkıyor. Hop demeden kalkıyor. Hemen şimdi kalkıyor. Sarıyer sarıyer. Bir iki. Evlat. Evlat beni de bekle. Dur ben de geliyorum. Geldim. Sarıyer mi bu? Bu taksi Sarıyer'e mi gidiyor? Evet. Ben de gidiyorum. Ay, işte bindim. Yolumuz uzun değil. Ama ben sana giderken bir masal anlatayım. Şu anda bu taksinin içinde en sevdiğim türkülerden biri çalıyor. Hangisi biliyor musunuz? Sahilinden öteye cidelum yari yari cidelum yari yari cidelum yari. Sırtındaki sepetim ben olayım amali ben olayım amali ben olayım. Aç beyaz peşte mali gömleğim yüzünü. Bir göreyim yüzünü bir göreyim yüzünü. Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de Trabzon'dan kalktım, geldim Samsun'a. Samsun'dan koptu bir fırtına. Kaptan dedi, al pırçını sırtına. Aldım pırçını sırtıma. Benim pırçının içerisinde fili bir pakuru vardı. Pakuruyu attım denize, gitti daha derine. Fili attım denize, kaldı suyun üstünde. Mal mal fili gidi. Yalnız deniz suyu çekti de para etmedi daha. Uy, ben sen nerelisin onu sormayı unuttum. De bakayım bana. Sen Ordu'lu musun, Rize'li musun, Fatsa'lı musun? Ordu'luysa köylü müsün, şehirli müsün? Köylüyse kimlerdesin? Şehirliyse şehrin hangi mahallesindesin? De bana dağıl. Nerelisin oğlum? Kızım nerelisin? Nereli olduğunu bilen var mıydı? Ankara'lı. Ankara'lısın. Ankara'lı. Ankara'lı. Bu dediğin Ankara ili. Trabzon'un neresine düşüyor? Bilen var mı? Ben. Söyle bakalım, Ankara Trabzon'un neresine düşüyor? Bilemediniz, o zaman taksiden hepiniz iniyorsunuz. Söyle bakalım. Sevgili arkadaşlar, bu dedenin bana anlattığı masalın adı Tın Tın Kapacık. Çok çok eski zamanlardan birinde, dağların ovaların ortasında
çok güzel bir mahalle varmış. Bu mahallede bir sürü çocuk varmış. Şimdi sizin hepinizin olduğu kadar. Hatta bundan daha çok. Bu mahalledeki çocukların hepsi her gün oyunlar oynarmış. Bu kadar çok çocuk olduğu için de herkes birbirinden oyunlar öğrenirmiş, sırayla birbirine öğretirmiş. Ve o mahallede Pamuk'la Toprak adında iki kardeş varmış. Pamuk ve Toprak. Pamuk'la Toprak çok 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 iyi oyunlar biliyormuş. Hatta başka oyunların da hepsini öğreniyormuş. Ama adaletli davranıyormuş ve bütün oyunları hepsini kendileri kazanacak şekilde oynamıyorlarmış. Bazen bilmiyormuş gibi davranıyorlarmış. Mesela hangi oyunları oynuyor olabilirler? Yerden yüksek olabilir mi? Söyle. Yerden yüksek. Mesela yerden yüksek. Biri yukarı çıkıyor. Aşağı ince ebeleniyor. Mesela şu neydi? 1, 2, 3. Saklanma. Peki Donateş. Donateş'i biliyor musunuz? Donateş'i şöyle. Harika. Diyelim ki ben ebeyim. Koşarak geldim. Ebeledim. Don dedim. Don olan böyle kalıyor. Sonra ateş istiyorum, ateş istiyorum diyor. Benim ebeleyemediklerim geliyor, ona ateş yapıyor. Eğer çok fazla kişi ise iki tane ebe oluyor. Başka hangi oyunları oynuyor olabilirler hep bir aradayken? Don ateş, yerden yüksek, saklambaç, başka? Yakalamaca. Tabii ya. Peki böyle topla oynanan bir şey var, herkes ortada. Yakan top, evet. İşte bu mahallede, o söylemiş olduğum dağların ovaların ortasındaki o mahallede bu tür oyunlar oynuyorlarmış. Gel zaman, git zaman. Herkes bu kadar iyi anlaşırken o köye başka bir yerden bir aile gelmiş. Onların da çocukları varmış. Bir de yakan top diye bir oyun var. Aynısını oynamak için bu gelen çocuk demiş ki bir de yakan top diye bir oyun var demiş. Bu çocuğun adı da Karıcık'mış. Karıcık gelmiş. Kutu pensede oynatmış Karıcık. Hep birlikte bu oyunları oynamışlar. Bütün bu oyunları en iyi bilen iki tane kardeş vardı. Kimdi onlar? Pamuk'la... Toprak! Evet, Pamuk'la Toprak büyük bir coşkuyla bu oyunları oynuyorlarmış. Gelin görün ki o sonradan gelen Karıcık, Pamuk'la Toprak'a kötü hisler barındırmış. Onların bu kadar iyi oyunlar oynamasını ve bilmesini kıskanmış. Kıskandığı için de onları köyden uzaklaştırmak istemiş. Ve aklına bir fikir gelmiş. Bu fikrin adı da Tın Tın Kabacık adlı bir oyunmuş. Hemen o mahallenin ortasına gelmiş. Demiş ki, bende bir oyun var, daha önce hiç duymamışsınızdır. Şöyle demiş, ben bir yerlere yaklaşık 6-7, aslında 6 ama 7 demiş bir anda. 7 tane kabak sakladım. Pamuk'la Toprak demiş ki, yaşasın, biz onları buluruz. Ama nasıl bulacağız, kurallarını anlat. Karacık demiş ki, evet bulabilirsiniz ama sakladığım yeri ben söylemeyeceğim. Siz yaklaştığınızda sıcak diyeceğim, uzaklaştığınızda da soğuk diyeceğim. Tamam mı demiş Pamuk'la Toprak, evet tabii ki demiş ve oynamaya başlamışlar. Yavaş yavaş köyden uzaklaşmışlar, evet uzaklaşmışlar. Karacık bir sıcak diyormuş, hemen Pamuk'la Toprak gidip bakıyormuş, bir tanesini bulmuşlar. Bulduklarında bir ağaca asmışlar. Araştırmalarına devam etmişler. Bazen soğuk diyormuş, öbür tarafa gidiyorlarmış. Neticede 6 tane falan bulmuşlar. Demiş Toprak, bulduk hepsini. Karacık demiş ki, hayır 7 taneydi. Acaba yalan mı söylüyor? 6 değil de 7 taneydi. Bu şekilde aramaya devam etmişler. Vakit iyice akşam olmuş. Kaç tane kaldı? 1. Evet, 6 tanesini buldular, bir tanesi kaldı. Bu şekilde köyden uzaklaştılar. Bir arada gittiler. Karacık yolun ortasında demiş ki, ben artık fazla yürüyemeyeceğim, yoruldum. Siz bu oyunu tamamlamak istiyorsanız siz ilerleyin. Toprak hemen demiş ki, ya iyi de biz sen sıcak soğuk demezsen nereden bileceğiz? Karacık demiş ki, ben yüksek bir yere çıkarım. Hemen bunun tepesine çıkarım. Buradan seslenirim. Sıcak, soğuk, siz de o şekilde bulursunuz, olur mu demiş. Pamuk'la Toprak da ne demiş? Tamam, olur demiş. Araştırmalarına devam etmişler. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk diyerek bu iki kardeş iyice köyden uzaklaşmışlar. Vakit iyice akşam olmuş. Neredeyse hava kararmış. Toprak demiş ki... Efendim? Tam işte 5'ten sonra ile 9 arası böyle iyice akşam karanlık alacak aralık. Gitti gidiyor güneş. Tam böyle gitmek üzereyken. Toprak demiş ki... Yani batıyormuş. Güneş batıyormuş. İyice akşam oluyormuş. Uyku saati yaklaşıyormuş.
ya? Nerede uyuyacak bunlar? İşte tam o sırada toprak... Toprak demiş ki... Ya demiş, akşam oldu, nerede uyuyacağız ya demiş, böyle olmaz. Hadi geri dönelim demiş. Bizim o ağaçlara astığımız o kabaklar bize ses verir, yol gösterir. Tın tın böyle eve gideriz demiş. Tam hareket etmişler. Yalnız sesleri duymaya başlamışlar. Tın 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 tın. İyi de bu ses nereden geliyormuş? Bilmiyoruz çünkü ışık yok, karanlık. Bir şekilde yollarını bulamamışlar. Ya hem lamba almaları lazımdı hem de yolu bilmeli. Aslında annelerine babalarına söylemeden bu kadar uzaklaşmamaları lazım oyun oynayacağız diye. Kaybolurlardı. Şu anda sanırım kaybolmak üzereydiler. İki kardeş kol kola girmiş. Tın tın kabacık, haydi karacık ortaya çık. Karacık var ya, karacığa sesleniyorlar bize. Ortaya çık da bizi eve götür diye. Oysa ki karacık o mahallenin aşağısında, ovanın ta neresinde, bilerek onları uzağa göndermiş. İki kardeş şarkı söyleyerek devam etmişler. Tın tın, sizi tın tın, kabacık, haydi karacık, ortaya çık. Hop, hazır mıyız? Tın tın, kabacık, haydi karacık, ortaya çık. Aa, sonra bir anlamışlar ki. Akıllılar çünkü bu arkadaşlar, değil mi Pamuk? Ya bizi bu kandırdı herhalde demişler ve şarkıyı değiştirmişler. Şöyle söylemişler. Tın tın kabacık, bizi aldatan karacık. Hadi birlikte söyleyelim. Orası bizi aldatan karacık. Hazır mıyız? Hop. Tın tın kabacık, bizi aldatan karacık. Bu şekilde sinirlenerek devam etmişler. Gitmişler. Bir tane yol ayrımına gelmişler. Tam şuraya. Gelmişler. Burası yol ayrımı olmuş. Demiş ki Pamuk, istersen bu taraftan gidelim. Toprak da demiş ki, belki de bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Şey söyle. Nereden gideceklerini bilmiyorlar. Şu anda nereden gitsinler? Düşünüyorlar, evet. Şu anda bütün yolu bilmedikleri için şu anda kendi aralarında konuşuyorlar. Arkadaşlar, bu Pamuk'un söylemiş olduğu yolda bir tane ses gelmiş. Hav hav hav. Acaba hangi hayvan bu? Av diye sesleniyormuş. Pamuk demiş ki, ya acaba bu yoldan gitmesek mi? Çünkü biz köpeği tanımıyoruz. Isırır mısır bir şey olur. Sonra bu yolda da tavuk gıdaklaması sesi geliyormuş. Ondan sonra o zaman demiş ki toprak, ya demiş sevgili kardeşim, istersen gel bu tavuklar bize bir şey yapmaz. Şu tavuklu yoldan gidelim ve yol bizi nereye götürüyor iyice bir öğrenelim. Bu yoldan gitmişler. Toprakla Pamuk devam etmiş, yürümüşler. Gitmişler. Bir tane kapıyla karşılaşmışlar. Kocaman bir evin kapısı. Hemen kapıyı çalmışlar. Tık. İçeriden bir ses. Kim o? Hemen dışarıdaki Pamuk'la Toprak demiş ki, biz Pamuk'la Toprak yolumuzu kaybettik. Kapıyı açıp bize yardımcı olabilir misiniz? Ne güzel söylediler değil mi? Bir sıkıntıları vardı. Güzelce ifade ettiler. İçerideki kişi kapıyı açmış. Hoş geldiniz arkadaşlar demiş. Kapıyı açan genç ve güzel bir kızmış. Hadi gelin içeri, ben size yardımcı olurum demiş. Pamuk da toprağı içeri almış. Kendi yaptığı el yapımı kurabiyelerden vermiş. Çay vermiş, süt vermiş. Hangisini içersiniz demiş. İlk önce süt içmişler, sonra da çay içmişler. Tamam, harika. Sonra kurabiye, evet. Kendi yaptığı o el yapımı kurabiyelerden, keklerden yemişler. Genç kız güzelce böyle onlara hizmet etmiş. Pamuk da toprak da yemiş. Sonra demiş ki, ya vakit çok geç oldu demiş. Güçlerini toplamışlar. Evet, iyice güçlendiler şu anda. İyi de demiş, biz kendi mahallemize gitmeliyiz ama karanlık olduğu için, yolu da tam bulamadığımız için gidemiyoruz. Bize yardımcı olur musun demişler o genç kıza. Genç kız da, çok isterim ben size yardımcı olmayı ama demiş, benim bir problemim var. Aa demiş Pamuk'la Toprak, ne sıkıntın var, ne problemin var söyle. Demiş ki, benim gölgem yok. Aa, nasıl yani? Şurada gölgem var, görebiliyor musunuz? Güzel kızın gölgesi yokmuş. Pamuk demiş ki, nasıl gölgen olmaz? Ne oldu da gölgeni kaybettin? Demiş ki, bir tane cadı geldi. Bana dedi ki, güzelliğini verirsen ben sana gölgeni veririm dedi. Gölgemi daha öncesinden alıp götürmüştü demiş. Pamuk da Toprak çok sinirlenmiş. Nasıl demiş, senin gölgeni alabilir ya? Niye izin verdin? Güzel kız demiş ki, ya ben izin vermedim. Zor aldı kendi eşyamı, benden aldı götürdü. İsterseniz demiş, burada bekleyin.
Her akşam gelir, güzelliğime verip vermeyeceğimi sorar. Eğer vermiyorum dersem tekrar döner gider ama her akşam gelir demiş. Pamukla Toprak hemen kulak kulağa gelmişler, yan yana gelmişler. Demişler ki, bu arkadaşımıza yardım edelim. Bunun gölgesini izinsiz çalmış cadı. Biz demiş, ve o cadı buraya geldiğinde, Pamukla Toprak konuşuyor şu anda. O geldiğinde cadıya bir oyun yapalım, onun gölgesini alalım ve kıza sahibini geri verelim güzel kıza. Tamam mı? Tamam. Güzel kız da demiş ki, ya ne konuşuyorsunuz orada? Pamukla Toprak hemen gelmiş. Demiş ki, biz sana yardım edeceğiz. Aa demiş, genç ve güzel kız çok sevinmiş. Nasıl yardım edeceksiniz? Sen hiç merak etme. Cadı şu anda nerede? Saatine bakmış. Neredeyse gelir demiş. O halde demiş Pamukla Toprak, bize gaz lambası, bir tane ayna, bir tane de mum ver. Biz o cadı geldiğinde ona bir oyun oynayacağız, senin de gölgeni sana geri vereceğiz. Genç kız çok sevinmiş. Peki demiş, gaz lambasını vermiş, ondan sonra mumu vermiş, bir tane de büyük bir boy aynası vermiş. Pamukla Toprak bunları almış. Ayna? Ayna. Boy aynı, işte ayna. Boy, boydan upuzun bir ayna. Boy aynası. Ben tamam mı? İyi fikir. Hemen bunlar arka bahçeye çıkmışlar ve demişler ki, güzel kız, o cadı geldiğinde arka bahçeye çıkart, olur mu? Demişler. Genç kız da peki tamam demiş. Kaç dakika sonra kapı çalmış? Evet. Tam 5 dakika sonra kapı çalmış. Yani 300 saniye. Evet. Tak 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 tak. Kapı çalmış. Gelen kim? Cadı! Cadı tabii. Hemen genç kız gelmiş. Ama bu sefer arkadaşlarına güvendiği için içi çok rahatmış. Kapıyı açmış. Evet cadı, hoş geldin demiş. Cadı demiş ki, güzel kız, güzelliğini bana verirsen ben de sana senden izinsiz almış olduğum gölgeni geri veririm. Fikrini değiştirdin mi diye sormuş. Genç kız da değiştirdim. Hadi gel arka bahçeye gidelim de orada görüşelim demiş. Yavaşça onu arka bahçeye doğru götürmüş. Bu cadı çok heyecanlanmış. Cadı kendi gölgesi ve çalmış olduğu, izinsiz almış olduğu genç kızın gölgesi hep birlikte gitmeye başlamışlar. Arka bahçeye gelmişler. Arka bahçeye gelince cadı demiş ki, hadi ver güzelliğini. Dur dur demiş. Şöyle sen şu açıda dur. Belirli bir açıya getirmiş. Pamukla Toprak işte şimdi. Hadi çabuk demiş. Pamukla Toprak gaz yağını getirmiş. Gaz lambasını yakmış. Mumu getirmiş. Mumu yakmış. Birkaç tane de ayna getirmişler. Bütün bu aynaları o cadıya doğru gösterdiklerinde ortalık aydınlanmış. Aydınlanınca da o gölgeler bir anda... Kamaşmış, gözünü açamamış, böyle olmuş cadı, ah göremiyorum, kör göremiyorum olmuş, demiş. Kör olmamış, gözü kamaşmış. Ondan sonracıma bu gölgeler bir anda kaçışmışlar. Cadının gölgesi bu kadar ışığa dayanamamış, hemen arkasını dönmüş, geldiği yere doğru gitmiş. Cadı hemen demiş ki, ay dur güzelliğini alamadım, gölgem gölgem kaçma gel buraya demiş gitmiş. Genç kızın gölgesi de hemen genç kıza doğru gelmiş, sarılmış ve yerini almış. Pamukla Toprak'la çok sevinmişler. Hemen orada tutuşup kutu kutu pense oynamışlar. Güzelce oynamışlar. Arkadaşım. Çok güzel. Üçü de oynamış. Tamam. Üçü de oynamış. Güzelce oynamışlar. Oyunumuz bitti mi demişler. Tamam bitti demişler. Ondan sonracıma güzelce oturup tekrar yoruldukları için, cadıdan da kurtuldukları için tekrar kurabiyelerden, pastalardan yemişler. Çaylarını, sütlerini içmişler. Bu Pamukla Toprak ne demiş? Ne demiş olabilir? Gidelim. Ay gidelim. Annemiz babamız merak eder demiş ya. Habersiz gelmiş. Hayır geldi. Öyle dememişler. Ne demişler? Ben de lamba alalım öyle gidelim demiş. Şu anda akşam olduğu için çok haklısın. Bu lambaları, mumu da alalım, bize evimize, mahallemize götür demişler. Genç kız da tamam demiş. Çünkü demiş benim gölgem geldi, artık dışarıya çıkabiliyorum demiş. Çıkmışlar dışarı. O yol ayrımına kadar gelmişler. Hatırlıyor musunuz yol ayrımını? Evet. Şu tarafta ne vardı? Zürafa mı vardı? Köpek vardı. Nasıl onu havlıyordu? Peki. tavuk sesi vardı. Tam yol ayrımına geldiklerinde, bu yol ayrımına geldiklerinde
genç kız demiş ki biz bu yoldan gidelim. Pamuk demiş ki ya yine orada köpek var. O köpek demiş yavru o size selam vermek için bağırmıştır eğer onun sesini duyduysanız. O size hiçbir şey yapmaz. Ben onu besliyorum zaten demiş. Bu yoldan gitmeye başlamışlar. O yavru köpek gelmiş. Hemen paçalarını dolanmış. Sevmişler. Ay ne güzelsin falan. Ondan sonra Pamuk'la Toprak'ın o mahallesine doğru hep birlikte yola çıkmışlar. Genç kız önde. Pamuk'la Toprak arkada. En arkada da kim var? Köpek. Köpek. Hep birlikte yola çıkmışlar ve gitmişler. O mahalleye gelmişler. Mahallenin başında kim varmış biliyor musunuz? Karacık. Karacık var ya hani bunları öyle gönderen. Meğerse Karacık bu yaptığı kötü niyetli hareketten pişman olmuş. O da şarkı söyleyerek onların gelmesini bekliyormuş. Şöyle. Tın tın karacık, Pamuk Toprak hadi ortaya çık. Tın tın karacık, Pamuk Toprak. Pamuk Toprak ortaya çık. Hadi hep birlikte. Tın tın karacık, Pamuk Toprak ortaya çık. Evet tam bu sırada karşılaşmışlar. Karacık çok sevinmiş, hemen gidip sarılmış ve sonra ne demiş olabilir bu arkadaşlarına? Özür dilerim, ben sizin kalbinizi kırdım, sizi kendi kıskançlığından dolayı bu mahalleden uzak bir yere gönderdim. Ne olur beni affedin demiş. Pamuk da Toprak da demiş ki, tabii ki affederiz ama bu şekilde başka oyunlar oynatmak yok. Bizimle bir arada oynayacaksın ve bundan mutlu olacaksın. Başka duyguların varsa kötülük etmeyeceksin demiş. Karacık tamam beni affettiğiniz için çok teşekkür ederim demiş. Hep birlikte mahalleye doğru gitmişler. Annesiyle babasıyla kapıda karşılaşmışlar. Demiş aa çok geç kaldınız çocuklar. Hadi geçin içeri ellerinizi yüzünüzü yıkayın demiş. İçeri alırken genç kızı görmüş. Güzel kız seni de misafir edebiliriz. Yarın sabah güzelce evine gidersin demiş. Güzel kız da kabul etmiş ve hep birlikte içeri girmişler. Güzel kızı misafir etmişler. Pamuk da Toprak da yuvalarına varmış. Karacık da kendi evine geçmiş. Ertesi gün tekrar buluşmak üzere sözleşmişler. Gökten, ta gökten, gökbirin ortasından üç tane elma düşmüş. Biri benim. Bu masa varmış gibi kollarınızı kaldırıp yakalayabilirsiniz. Üç tane elma düşmüş. Biri benim. Biri yakala. Evet. Peki ya üçüncüsü kimin? Sevgili arkadaşlar, üçüncüsü de sizin bu masalı anlatacağınız kişinin. Nasıl fikir? Evet. Efendim, bu bir kıssadır. Bir mecmua kenarına kaydedilmiş. Biz de gördük, okuduk, nakledik. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Sevgili arkadaşlar, masalımız bitti. Sizleri burada görmekten çok mutlu oldum. Başka bir zaman... Başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.